olmasını nasıl duydunuz, yer almaya nasıl karar verdiniz? Madtek Altın Belge Yarışması'nı ben sosyal medya hesaplarını takip ettiğim için oradan öncelikle haberim oldu. Daha sonra okula gelen afişimiz sayesinde de detayları oradan gördüm. O şekilde sürece dahil olduk. Peki Madtek Altın Belge projesinin ilkinin hazırlanmasına rağmen nasıl buldunuz yarışmaya hazırlık sürecini? Bir kere ülkemizde gerçekten ciddi anlamda ara eleman sıkıntısı olduğu için, yetişmiş ara eleman sıkıntısı, bunu gidermeye yönelik bence güzel bir ilk adım olarak görüyorum ben. Ve bu süreçte de bize paydaşlar sürekli bizi yalnız hissettirmediler. Hani gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmelerimizde bu anlamda da oldukça sevindiriciydi bu durum. Peki öğrencilerinizi nasıl bir araya topladınız? Öğrencilerimizi bu yarışmayı görünce, katılmaya karar verince zaten daha önce FRC dediğimiz robotik yarışmadan bildiğimiz öğrencilere söyledik ve duyurusunu yaptık. Bu şekilde onlardan sürece dahil olmak isteyenleri, istekli olanları sürece dahil ettik. Diğer öğretmen arkadaşlarımızdan da yine bu süreçte bize yardımcı olmanın, özellikle elektrik bölümünden de var bizim burada. Çünkü CNC'nin sadece mekanik olmadığını bildiğimizden dolayı bütün okuldan, bölümlerden almaya çalıştık. Çok güzel. Peki ilk ona kaldığınızı duyduğunuzda ne hissettiniz? Siz bekliyor muydunuz bunu? Elbette. Bekliyorduk. Gerçekten güzel bir çalışma yaptık beraber. Ciddi manada emek harcadık. Bir yarışmaya katılırken tabii ki sonucunu almak için başlarsınız ve bu anlamda da çaba sarf edersiniz. Ben çocuklara da söylemiştim, bekliyordum ve şaşırmadım ama çok sevindik. Bu sürecin devamında olduğumuz için çok sevindik her şeyden önce. Teşekkürler. Öğrencilerden devam edelim hocam. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Adım Yıldırım Açıköz. ATP 11D sınıfındanım. Makine teknik bölümündeyim. Başka? Şimdi FRC'ye zaten yoğun bir şekilde hazırlandınız. FRC'den çıktınız. Bir de size hocanız dedi ki Madtek Altın Pergel gibi bir yarışma var. Evet. Ne düşündünüz? Yani ilk başta duyduğum anda sevindim. Yani böyle bir projeye katılma sürecini çok istiyordum zaten. Geleceğime de yardımcı olacağını düşünerek katılmak istedim. Yani hocalarımızın yardımı sayesinde de yönelik olarak aldık, sağ olsunlar. Siz elektronik değil misiniz? Yani grubun içinde elektronik ağırlıksız değil mi? Yok. Elektronik yok. Elektrik, elektronik iki arkadaşımız var. Aynen. Siz CNC bölümündesiniz. Aynen. Tamam, güzel. Peki kendi CNC'niz tasarlama fikri size nasıl geldi? Yani çok güzeldi. Nasıl söyleyeyim size şimdi? Kendi CNC'mizi görmek yani daha fikirli, daha güzel, mantıklı olarak, çok güzel olarak göründü. Kendi CNC'mizi görmek yani gurur verici bir anlamdı bizim için. Öyle. Size üretimi sevme imkan tanıdı mı bu yarışma? Tanıdı. Gelecekte peki bu mesleği yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyoruz. Tamam, güzel. Sizden devam edelim. Abdullah Mert Yavuz, 10 adayım. Seneye daha seçeceğim. Hatta daha seçimlerini yaptık. Siyasi de alın seçtim ben de. Seneye inşallah siyasi bölümüne gideceğim. Başka bir şey yok. Peki erken o zaman siz bu yarışmaya müdahil oldunuz. Evet, ben erken oldum. 11. 12. sınıf sizin için daha uygun. Evet. Peki siz takımda nasıl bir görev aldınız? Takımda ben bakım onarım olarak yani biraz daha hani takma sökme işlerine baktım birazcık daha. İş güvenliğine de baktım birazcık. Yani o tür şeylerle yardımcı oldum. Ben zaten yeni katıldım. En başta yoktum ben. Sonradan daha iyi oldum. Arkadaşlar çıkınca birazcık. Yorucu muydu peki? Kendi CNC'nizi tasarlama aşaması. Evet. Yorucuydu. Peki yorucu olmasının yanı sıra keyifli miydi takım? Aşırı keyifliydi ve keyifli olması yoruculuğun daha üstüne çıktı. O yüzden yorgunluğu pek hissetmedik. Çok güzel. Sizden devam edelim. Adım Kemal Ballı. Elektronik bölümünde okuyorum. Daha da böyle elektronikle bir araştırma içinde bulundum. Arduino kodlama programı olsun, robot yarışmalar olsun. Tamam, onun için de mekatronik okumayı düşünüyordum. CNC'ye bir merakım vardı. Öğretmenlerim geldi, böyle bir yarışma olduğunu bana bilgilendirdi. Ben de katılmak istedim yarışmaya. Tamam, bunu çalıştırma, araştırma için de olduk. CNC hakkında fazla bilgimiz olmadığımız için elektrik bölümündeyim. Peki, Madtek Altın Pergel'e hazırlanma esnasında siz de kendi bilginizin üstüne bir şeyler kattınız mı? Kattık.
Mentorlarınızla danıştınız. Mentorlarınızla danıştık. Niğde'deki Ditaş olsun, onun gibi fabrikalardaki çalışan abilerimize danıştık. Soru sorduk. Yani o zaman bu yaşın size bilgi birikimi olarak bir şeyler kattı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Peki gelecekte bu işi yapmayı düşünüyor musun? Sanayinin içinde yer almayı? Allah izin verirse düşünüyoruz. Üniversite mekatronik bölümü okuyup nasipse gideceğiz bir yere. İnşallah. Sizle devam edelim o zaman. Siz galiba takım liderisiniz. Öyle mi? FRC'de mi öyleydi? FRC takım lideriydim. Burada da öyle oldu. İsim soy isim alabilir miyiz? Ben Erdem Mektar. ATP 11'de sınıfından okuyorum. Bildirim burada hemen sınıfta oynuyoruz. Ben de bu sene CNC dalını seçtim. CNC dalını okuyorum ben de. Yarışmaya katılırkenki heyecanımız aslında vardı da yani ilk defa katıldığımız için şu an yok yani onu söyleyebilirim size. Alışayıldığa gelmiş bir şey mi? Değil ama zor bir şey. Önemli olan da bence zoru başarmaktır. Soracağınız bir şey var mı? Tabii. Şimdi Niğde'de okuyorsunuz sonuçta. Evet. Böyle İstanbul, Ankara'ya göre belki de imkanlarımız biraz daha kısıtlı diğer okullara göre. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Hocanın zorluklardan bahsetti, emek vermekten bahsetti, imkansızlığın aslında olmadığından bahsetti. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Hocama sonlarına kadar ben de hatırlıyorum. Çünkü elimizdeki makineler olsun biraz bazen yetersiz kalabiliyor. Yani elimizdekiler yetersiz kalabiliyor ama biz bu şekildeyken bile en iyisini yapmaya çalıştık. Yapabildik mi? Burası meçhul onu bilmiyoruz ama yani yapmaya çalıştık en azından yani. Zoru başarmaya çalıştık. Ki başardığımızda ben kendim sanıyorum yani. Peki Magtek altın terbiyesinin için en çok çekici yanı neydi? Zor olması mıydı? Dışarıdan göründüğü zaman zorluğu vardı. Ama yani hiçbir bilgimiz olmadığı için bizim için bu zorluğu gözüküyordu. Ama bu işin içine girip de bu bilgi birikiminin içine girip de bunu araştırmaya başladığımız zaman daha kolay olduğunu gördük. Çünkü sosyal medya alanında, internet alanında aşırı derecede fazla bilgi vardı. Ama bu bilginin içindeyiz, hangisini, neyi bulacağımızı bilmiyorduk. Zamanla bunları öğrendikçe, hocalarımıza getirdikçe işte bu olmaz veya da bu olabilir. Onları öğrendikçe artık daha da kolaylaştı bizim için yani. Şu anda biraz zorlansak da yine arkadaşlarla kendi aramızda toplanıp konuşmalar yapıp daha fazla da bilgiler üretebiliyoruz kendi aramızda. Peki ilk ona kaldığınız duyurulduğunda ne yaptınız? Bir kutlama oldu mu, bir coşku? Yani şimdi aslında açıkçası ben çok sevindim yani. Ne yalan söyleyeyim. Biraz umudum azdı ama yani bilmiyorum ilk defa katıldığımız için zaten yarışmada ilk defa ama biraz geride olduğumuz için, bilgimiz olmadığımız için ben biraz umutsuzdum. Ama duyunca da yani o kadar 36 okulun arasında yani bir tabi insanın mutluluğu oluyor istemsizce aşırı derece duruyor önünde. Şimdi bu yarışmaya o kadar emek verdiniz. Sonuçta belli bir başarı da kazandınız. İlk üçe henüz girmediniz ama gelecekte bu mesleği yapmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki evet. Zaten geleceğimizdeki meslek zaten bu bence yani. Bunun üzerine gidecektir. CNC olsun, CNC torna olsun. Solidworks olsun, onlar çizim programları ve bunların üstünde olacağını ben düşünüyorum şahsen. Başka bir meslek seçtiğinizde bu kadar eğitim ziyan olacağının da farkındasınız değil mi? Evet. Sizinle devam edelim. Adım Emre, soyadım Çetin. Makine bölümünde okuyorum, ATP 12 ders sınıfında. Ben 12. sınıfım, CNC gördüm bu sene. Arkadaşlara göre biraz daha bilgiliydim. Bunun için CNC dalında biraz yararım olduğunu düşünüyorum. Araştırmalar falan yaptık sonra ilk başta korkmuştuk yapamayız. Kendi CNC'mizi yani büyük CNC makinesi yapamayız diye düşünmüştük. Araştırdıkça olay olduğunu öğrendik. Sonra bunlar yaptık işte. Peki takım kurduğunuz sonuç olarak 6 öğrenci bir öğretmensiniz. Uzlaşamadığınız konularda ne yaptınız siz ekip olarak? Uzlaşamadığımız bir konu olmadı. Mesela birimiz bunu yapalım dediğimizde ötekimiz bunu yapalım demedi. Bunu nasıl daha iyi geliştirebiliriz, ikisini nasıl birleştirebiliriz gibi oldu. Peki siz gelecekte bu mesleği yapmayı düşünüyor musunuz? Evet, okuyup CNC bölümüne devam edip makine mühendisliğine devam etmeyi düşünüyorum. Peki ilk 10'a kaldığınızda ne hissettiniz siz takım olarak? İlk 10'a kalmayı bekliyordum. Ben biraz bekliyorum yalnız. Çok çalıştık çünkü biz başından beri çalıştık ekipçe.
Ondan sonra bekliyorduk böyle bir yarışmanın ilk onda kalmamızı. Peki öğretmeniniz size nasıl destek oldu? Biraz hocanızı da anlatın bu noktada. Öğretmenimiz nasıl destek oldu? Mesela bu yarışmada bizim pek bilemediğimiz konular oldu. Bize bazı takım, bazı yerlerden yardım alabileceğimizi söyledi. Şu numarayı arayabilirsiniz veya şu e-mail'e mesaj atabilirsiniz, buralara yardım alabilirsiniz dedi. Onlardan yardım aldık, biraz telefonla, telefon açtık. Mesela CNC bölümün, CNC'de ne eksiklikler var? Bir şu olsaydı daha iyi olurdu diyebileceğimiz bir şeyler var mı diye sorduk aradığımız kişilere. Onlardan yardım ettik. Sonra hocamıza dedik, siz de çalışıyorsunuz hocam CNC'de, burada ne yapsaydık daha iyi olabilirdi diye. Onlar yaptık. Mesela CNC'de çalışırken soğutma sıvısı falan cama sıçradığında görmemizi engelliyordu. Onun için falan CNC falan koyduk. Bunları ekledik. Böyle yenilik ekledik biraz. Şimdi bayağı yoğun bir emek ve çaba harcadınız aslında bu yarışmaya hazırlanmak için. Hocanızla birlikte, hocanızın da hakkını yemeyelim. Peki bazen yorulup da ah yeter dediğiniz oldu mu? Yani bu yarışmada sizi en çok zorlayan şeyler neler oldu? En çok zorlayan şeyler şu oldu. Bir şeyi araştırdığımızda çok fazla bilgi çıkıyordu. Mesela biz hep internetten yardım aldık çoğunluğuyla. Çok fazla bilgi vardı. Yalan yanlış bilgiler de çok oldu. Araştırdığımızda mesela bu böyle öyle olmadığını anladık. Bir bilgi ediniyorduk. Ondan sonra başka bir siteye girdiğimizde orada tam tersini söylüyordu. Bunlar yordu biraz bizi. Peki bu Maktik Altın Pergel yarışması sizi sanayide çalışmaya teşvik etti mi? Sanayide çalışmaya, evet, parçaların bu kadar zor olmadığını öğrendik. Mesela CNC dıştan göründüğü kadar zor değilmiş. Bunu öğrendik. Çok teşekkür ederim. Sizden devam edelim. İsim soruyorum. Adım Tayyipcan, soyadım Aylar. Elektrik elektronik bölümünün bakımlarında okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Seneye 12 olacağım. Ben normalde mekanik istiyordum. Olmadı, yapamadım. Elektriğe gittim. O yüzden de sürekli Mustafa hocamla iletişime geçtim. Yani yarışmalara falan katıldım. FRC'ye katıldım. Şimdi sonuçta FRC'den döndünüz ve Maktek Altın Pergel gibi bir yarışmanın içine girdiniz. Maktek Altın Pergel sektörde bir ilk. CNC tasarlama olayına nasıl baktınız? CNC tasarlamaya ben normalde buradan falan geçerken makinenin çok zor olduğuna inandım. Yani yapamayacağıma inandım ama yapabileceğiz. Baktım, öğrendim. Oldu yani. Peki kendi CNC'niz tasarlama süreci nasıldı? Genel yani ekip işi oldu mu kolay, iyice kolaylaştı. Biraz zorlansak da ekip olduk. Ekip oldukça kolaylaştı. Az önce arkadaşınız uzlaşamadığınız bir konu olmadı. Sizin açınızdan var mıydı peki? Uzlaşamadığımız konu şu şekilde oldu. Mesela grupta bir kişi eksik oldu mu gelemiyor. Mesela hasta oluyor, rahatsız oluyor. Öyle bir eksiklik oluyordu uzlaşamaz konu. O zaman bu tam anlamıyla bir ekip işi değil mi? Ekip işi. Peki siz gelecekte sanayide çalışmayı düşünüyor musunuz? Gelecekte sanayide elektronik elektronik bakımlarım falan. Öyle düşünüyoruz. Çok güzel. Ben şimdi hocamıza döneceğim. Hocam, sonuçta 6 kişilik Fırlandi gibi bir ekip kurdunuz ve bu öğrenciler 36 okuldan ilk 10'a kalmayı başardı. Siz dışarıdan durup izlediğiniz izlenimleriniz nasıldı ekibinize yönelik? Biraz özelleştiri de alabilirim. Tabii ki. Öğrencilerimizin burada en önemli olarak şunu gördüm ben. Hani araştırma yaparken nasıl araştırma yapılacağı konusunda biraz sıkıntımız vardı. Arkadaşımızın da dediği gibi internette bilgi kirliliği haddiyle fazlasıyla var. Onun içerisinden doğru bilgileri çekip almak bir anlamda sıkıntı yaşadık. Bununla beraber işte baştaki o bilgi kirliliğini temizleyip gerçek bilgileri ortaya koymak anlamında sıkıntı çocuklarımız yaşadı. Onu öğrendiler. Araştırmanın ne demek olduğunu öğrendiler. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, hani internette bilgi var ama sadece bu bilgileri alıp koyamayacağımızı öğrendiler. Bu anlamda oldukça faydalı bir süreç geçirdik. Bu anlamda sizin yani başarıda ideal girişiminizin çok büyük bir payı var anladığım kadarıyla. Evet. Peki sizin bir öğretmen olarak bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğunuz şey ne oldu? Öğretmen olarak bu süreçte ihtiyaç duyduğumuz şey aslında paydaşlar bize oldukça bu konuda yardımcı oldular. Her zaman dediğim gibi bizim yanımızda oldular.
İlk defa düzenlenmesi hasebiyle belki paydaşların da bir takım acemilikleri oldu ama sonuçta iyi niyetli olarak sürekli bize yardımda, destekte bulundular. Ne zaman arasak bize hani cevap verdiler. Hatta biz aramasak da onlar arayıp sordular ne durumdasınız diye. Bu anlamda çok da bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum ben bu an. Peki varsayalım ki bu öğrenciler hiç temenni etmeyiz ama gelecekte bu sektörde çalışmak istemediler. Diyelim ki bir tanesi bile file verse. Siz ne hissedersiniz? Hayal kırıklığı olur mu? Ya, elbette. O kadar emek veriyoruz. Çaba sarf ediyoruz. İşte belli bir bilgi birikimi ve eğitim sonucunda. Gönül ister ki ya bildiği işi, istediği işi yapsın. Diğer başka bir sektörde çalışması hem ülkemiz için hem kendileri için bir kayıp olarak görürüm onu. Erdem'e soracağım. Peki grubun disiplini nasıldı ve iş bilinci? Grubun disiplini şöyle söyleyeyim. Asla kimse ne haddini aştı hocamıza karşı saygısızlık olsun. İşte hocam biz onu yapmayız, bunu yaparız diye. Ne öyle bir hadsizliğimiz oldu ne de başka bir şeyimiz oldu. Ki zaten biz kendi grubumuz içinde abi kardeş gibiydik. 12. sınıfımız da var, 13. sınıfımız da var bizim burada. Yani kendi aramızda biz abi kardeş gibiydik. Öyle çalıştık yani. Bilgilerimizi bu şekilde topladık. Gerek telefonlar görüşmede olsun, gerek grubumuzda olsun, gerek sosyal medya grubumuzda olsun. Her türlü alanda kendi işimizi başardık. En başta hocamız sorarak yaptık zaten bunları. Yani hocam sordu, hocam biz bunu bulduk ama doğru mu bulduk veya da bunu daha iyi nasıl bulabiliriz, daha iyi nasıl şekilde araştırabiliriz diye de sorduk. Bu şekilde biz kendimizi geliştirdik ve disiplinimiz de bu şekildeyiz, iş disiplinimiz. Çok güzel. Peki birinci olacağınızı düşünüyor musunuz? Yani şimdi büyük konuşmamak gerekir bu konuda ama yani inşallah yani temelimiz de o. Ama iddialısınız. Yani illaki. Çok güzel. Çok teşekkür ederim.